Selamlar arkadaşlar. Bu makalede bir data belirlediğimiz tablolar ve data üzerinde bir değişiklik olduğu zaman bunların log bilgisinin tutulması. Şimdi aslında öncelikle ilk sorumuz şu olmalı. Neden biz değişen dataların logunu tutmalıyız? Çünkü arkadaşlar herhangi bir sorun olduğu durumda var olan yapılmış olan hatalı değişikliklerden geri dönülmek istenebilir. Doğal olarak biz de bu herhangi bir kaydın daha önceki değerine dönülmesini isteyebiliriz veya hangi tabloda tutulduğuna, identitesinin ne olduğuna, kimin yaptığına kadar bakılabilen geniş kapsamlı bir süreç ve bizim de zaten güncel hayatımızda bolca kullandığımız, ihtiyacımız olan bir yapı. Şimdi burada mesela örnek veriyorum, bu projede arkadaşlar bir product tablomuz olacak. Onun burada gördüğünüz gibi ID'si, name'i, seri numarası, toplam sayısı, fiyatı ve adresle ilgili bilgiler olacak ve bu database arkadaşlar bizde Azure Cloud'da olacak. Products ürünlerine baktığımız zaman da burada elimizde bir 3 tane kayıt var ve ben bunun üzerinde bir güncelleme işi yaptığım zaman, örneğin fiyatını değiştirdiğim zaman benim bunun eski ve yeni fiyatlarını ve diğer bir takım alanları, isterseniz onlara da bakalım neleri tutmamız gerektiğini düşünelim. Ben onun içinde bir change log modeli oluşturdum. İşte entity name'imiz dediğimiz hangi tablo olduğu, hangi property name olarak hangi field'ın değişti? Yani biz burada sadece değişen field'ları logunu tutacağız. Tamam mı arkadaşlar? Değişmeyen field'ların logunu tutmayacağız. Hemen bulayım. Burada yani. Örneğin sadece seri numarası değişmişse ki buna şöyle bakacağız. Seri numarasının önceki ve şimdiki haline bakacağız. Eğer farklıysa bu değişmiştir deyip arkadaşlar bunu sadece change log tablosunda bulunduracağız. Fark ettiyseniz database'de yok ama burada modeli var. Bunun neden olduğunu tartışacağız. Gördüğünüz gibi burada database'de bununla ilgili bir tablo yok. Changelog tablomuz yok. Peki, bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar neleri tutuyormuşuz? İşte hangi ID'li olduğunu, yani identity değerini. Ama bu primary key identity diye bakmayın. Yani ID diye bakmayın. Başka alanlarda primary key olabilir. Ben gerçekten spesifik primary key alanının değerini tutuyorum. Eski ve yeni değerlerini, değiştirilme tarihi ve state, yapılan işlem. Bu makalede arkadaşlar bir enum yaptım. Sadece update'i tutacağım. Fakat delete ve edit içinde arkadaşlar farklı loglama şeyleri veya bu var olan logların içerisinde işte eski ve yeni değerler olmadan tutulabilir. Zaten hani zorunlu alan değil string değerler. Şimdi şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Önemli bir case de var. Biz bunu nerede yapacağız? Gerçekten önemli bir case. Çünkü amacım tek bir yerde bunu oluşturmak ve minimum kod harcamak. Hatta bu yapıyı kullanan developerların hiç bundan haberdar bile olmaması. Doğal olarak ilk başta bunun için bir custom filter düşünebilirsiniz. Veya işte var olan modelinizin içerisinde yapabilirsiniz. Yani bunların her birinin setine ayrı ayrı koyabilirsiniz ama bu da şu demek. Siz yeni bir model yapacağınız zaman da ilgili kodlara bir değişiklikler yapmanız lazım. Veya filter desek action'ımıza gidip arkadaşlar her seferinde yeni bir action'da bu filtre veya kontrolümüzde yeni bir kontrol yaratınca tepeye bu filterların eklenmesi demek. Şimdi bu projede arkadaşlar ben Entity Framework kullanıyorum. Doğal olarak bir DB kontekstim var. Ben bu senaryo üzerinden gideceğim. Doğal olarak genelde de arkadaşlar hani DB kontekst gördüğüm gibi iş hayatında bolca kullanılıyor. Şimdi o zaman benim bu DB kontekstimi de her zaman, yani güncellemişi yazdığım zaman save change metodunu çağırıyoruz. Bu çağrılan save change metodunda ben bunu yapabilirim diye düşünüyorum ve middleware'de, yani data access layer'da arkadaşlar, örneğin burada bir benim product kontekstim var. Burada save change metodunu overwrite ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Save change metodunda arkadaşlar ben gidiyorum buradan change track entries, işte yani hangi entry'nin hangi tablonun track edileceğine bakıyorum. Daha sonra state'i modified olan, yani değişenleri listesini alıyorum arkadaşlar. Böylece değişen tablolarımı, işte entry'lerimi erişiyorum. Daha sonra değişen entry'lerim içerisinde işte isimlerini alıyorum. Primary key olanını üzerinde key ile belirliyorum. Hatırlarsınız bizim buradaki modelimizde de böyle bir key vardı. İşte bu onun primary key olduğunu belirliyor arkadaşlar. Ben de buna göre primary key olan değeri alıyorum ve onun ismini belirliyorum şu an için. Sonra da arkadaşlar bu entity'lerin, yani değişen entity'nin property'sini dönmeye başlıyorum. Döndüğüm property'lerden önceki ve yeni value değerlerini alıyorum. Bu almış olduğum değerleri arkadaşlar kıyaslayıp bakıyorum.
ve değişip değişmediğini anlıyorum. Eğer herhangi bir değişme işlemi yoksa herhangi bir işlem yapmıyorum. Eğer değişen, yani gerçekten property'si değişmişse, demin de bahsettiğim gibi changelog modelimle ilgili parametreleri atayıp state'i her zaman update şu anda. Daha sonra da bunu gidiyorum, burada şimdi birazdan bahsettiğimiz Elasticsearch'e atıyorum. Şimdi siz genelde bu değişen datalar genelde bir database'de tutuluyor arkadaşlar. Fakat bu değişen datalar eğer çok fazla product, mesela örneğin burada bir 10 milyon product ve yoğun şekilde fiyat değişikliği olsa ve ben bir identity, bir product için ilgili değişen nelerin olduğunu görmek veya bakmak istesem, database'i inanılmaz derecede zorluyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda siz bunu textlerle veya keywordlerle de arama yapmak isteseniz, o zaman Elasticsearch size arkadaşlar, yani bir hızır acil bir imdat çağrısına, bir işte bu yani deniz feneri gibi doğuyor ve gerçekten çok başarılı, çok da performanslı oluyor. Şimdi biraz bundan tartışacağız. Yani Elasticsearch'ü kullanmamızdaki, yani ben bunu iş hayatında da bu şekilde kullanıyorum. Biz bütün loglarımız, hem error loglar olsun hem işte bu şekilde audit DB'lerin dataları olsun, Elasticsearch'te tutuyoruz. Çünkü en nihayetinde ben 10 milyon kaydın içerisinde şu ID'li değerindeki olan değişiklikleri görmek istediğim zaman hangi propertilerin değiştiğini, bana çok hızlı cevap veriyor ve ben sadece bu ID değerine göre değil, dediğim gibi text alanlara göre de yapabiliyorum. O zaman yani bir Relational DB'ye gittiğiniz zaman işler daha da karmaşık hale gelebilir. Özellikle SQL için konuşuyorum. Şimdi bu case'den yola çıkarak Elasticsearch tarafını nasıl yapıyoruz? Ben bunu ayırdım doğal olarak. Hani bu data katmanımdan, data access layer'ımdan ayırdım. Elasticsearch'ımda arkadaşlar benim lokalimde olan, şu anda öyle çalışıyorum, changelog modelimi change history şeklinde bir indeksle. Bu arada fark ettiyseniz bunu statik olarak yaptım. Yani bu şu işe bir kere yaratılacak. Bu connection'ı, bu da kendisi. Elastic client'ım sadece bir kere yaratılacak. Çünkü zaten bir kere yaratılması yeterli. Ve mümkün olduğunca hani performanstan kazanmak, tekrar tekrar oluşumunu engellemek oluyor. İkincisi arkadaşlar bir metot oluşturdum. İşte check, exist and insert. O da şu. Gelen changelog'u, eğer Elasticsearch indeksim, changelog indeksim yok ise oluşturuyorum. İşte replikası, sharding'ini belirliyorum. İşte alias belirliyorum. Mapleme işini yapıyorum ve yani bu indeksimi oluşturuyorum. Ve en sonunda da arkadaşlar, yani burada zaten yoksa oluşturuluyor. Varsa da var olan Elasticsearch'ime yeni changelog modelimi change history indeksine insert ediyorum. Ben monitör için Kibana kullandım. Size de tavsiye ederim. Zaten hani baktığın zaman makalelere Kibana'yı öneriyorlar. Buradan da biz de bakacağız örnek olarak. Yani bir kayıtta değişiklik yapacağız. Gideceğiz Kibana'dan bakacağız. Elasticsearch'te bize bunun karşılığı var mı, atılmış mı, hep beraber göreceğiz. Bunun haricinde hani önemli olan middleware kısmında, bakın var olan koddan bağımsız data access layer katmanında bu işi bitirdim. Yani bu ne demek? Siz bir bu projenin bağımsız bir developer'sınız ve siz bu data access layer'ı projenize indirgediniz ki örneğin ben burada gördüğünüz gibi bu data access layer'ı kullanıyorum. İşte gidiyorum DB kontekstimi, yani buradaki DB kontekstime göre ürünü alıp işte ürünü listelemişim indeks sayfasında. Bir tane CRUD sayfası yapacağız. Listeleme, silme ve detaya bakıp işte güncelleme olacak. Burada gördüğünüz gibi detay sayfası karşımıza geliyor. Bir de update var. Update de iki türlü çalışıyor. Bir, yani herhangi bir ID değeri kendisine gönderilen product'ın ID değeri yoksa bu insert'tür. ID değeri varsa bu bir güncellemedir diyor. Ve fark ettiyseniz burada benim Elasticsearch'e atma olsun, işte değişen datalar hangileri olsun, hiçbir kod yazmışlığım yok. Hatta haberim bile yok. Ben sadece DB context'in save changes metoduna mutlaka zaten her halükarda çağırıyordum. Yine onu çağırmaya devam ediyorum. Ve doğal olarak bu metodun içerisinde arkadaşlar bütün işler değişiyor. Bütün işler bu save changes metodunun ardında benim override'ımla, işte Elasticsearch yoksa yarat, ondan sonra tabloyu al, değişen değerli olan propertileri bul ve bunu Elasticsearch'e at şeklindeki senaryom çalışıyor. Yani kısacası başka bir developer, bu DB konteksti kullanan developer'ın hiçbir şeyden haberi yok. Ben yeni bir model yaratsam yine hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü ben yine aynı DB konteksteki save changes'imi kullanacağım. Bunun haricinde yeni action'lar yaratsam, yeni kontrol yaratsam yine hiçbir kod değişikliğine veya eklentisine gitmeyeceğim. O yüzden DB context katmanında middleware'de çözmek çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Minimum efor, maksimum iş. Bunun haricinde Elasticsearch'te yine bulundurmanın daha sonradan ilgili değişen kayıtları aramada da yine çok faydalı ve performanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bu
Bu yapı gerçekten hani büyük projelerde gayet başarıyla çalışan, işleyen, tıkır tıkır yürüyen bir yapı arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde size hani anlatacağım kodla ilgili çok fazla bir şey yok. Hani isterseniz gelin çalıştırıp görelim. Şöyle yapalım. Ha, bunu çalıştırmadan önce bir de şu var arkadaşlar. Şimdi ben MacBook Pro'da çalışıyorum. Elasticsearch'ü kuruluysa makinenizdeki, ben bunu önceki makalelerde anlattım. Elasticsearch yazarak arkadaşlar hemen ayağa kaldırıyoruz. Nereden? 9200 portundan. Bir de Kibana'yı da arkadaşlar, hiç de bir şey yok. Kibana yazarak işte 5601 portundan onu da ayağa kaldırıyoruz. Evet, burada Elasticsearch ayakta. Bu da Kibana'mızda, o da ready. Gördüğünüz gibi o da ayakta. Şu an her şey yolunda. Şimdi gelin uygulamamızı hani kaldıralım, çalıştıralım. İşte .NET run diyorum. Cross platform ASP.NET Core projem. 5200 portundan da 5000 portundan da bu ayağa kalkacak. Evet, bu da geldi 5000 portundan. Evet, hep beraber görelim. Şimdi hepsini açalım. Birincisi işte bu bizim arkadaşlar MVC projemiz, gidiyor. Azure'dan product'ları alıyor, listeliyor ve index sayfasında gördüğünüz gibi bize listeliyor. Şimdi ben burayı aslında sayfayı biraz böleyim. Kibana'yı da buraya koyayım. Ve hep beraber neler oluyor görelim. Bakalım. Sıkışabildiği kadar. Yeterli bence. Şimdi gideyim bir tane daha. Evet, alayım. Onu da ayrı bir yerde dursun. Şurada. Tamam. Gayet iyi. Şimdi şöyle bir çalışalım. Bu da localhost 5601 portundan Kibana'yı da ayağa kaldırdık. Bakın ilk başta baktığı zaman hiçbir kayıt yok. Yani daha henüz bir şey atılmamış, oluşturmamış. Özellikle yaptım. Şimdi geliyorum. Mesela detay sayfasına giriyorum. PCI Express'in fiyatını 800 liradan 850 liraya yükseltiyorum. Yani bu yani şu anki piyasa şartlarında çok da normal. Sürekli böyle güncellemeler oluyor arkadaşlar. Güncelliyorum. Güzel. Şu an 850 lira olarak gördük. Burayı da sayfayı yenileyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kayıt oluştu. Gelin birazcık daha bunu detaylı bakalım. Bakın. Product tablom. Hangi property değişmiş? Price'ı değişmiş. Eski değeri 800 liraymış. Yeni değeri 850 lira olmuş. İşte değişen zaman, tam saat cinsi de ve change log history. Yani indeksim de belli. Gördüğünüz gibi ilk kaydım tık diye geldi. Şimdi gelelim mesela MacBook Pro 2017. Bunda birkaç alan değişti. Mesela toplam sayısı işte 5'e insin. Ondan sonra mesela işte barkod numarası da mesela XL'ye gelsin. Hani bilhassa bunu söylüyorum hani görelim diye. Şimdi güncelleyeceğiz. Böyle bir güncellemede arkadaşlar. Şimdi ben bu sayfayı yeni zaman 2 tane daha kayıt gelecek. Toplam 3 kayıt olacak. Hemen bakalım. Şimdi yine aynı product tablosu. Fakat hani bu sefer bakın seri no değişmiş ve seri no'nun eski değeri yeni değerini görüyorum artık. İşte bu ID değerim primary key ve ikinci yine product'ta yine primary key 2 için eski değeri 6 yeni değeri 5 olan toplam count var. Total count. Böylece arkadaşlar rahatlıkla yeni bir ürünün hani logları ile ilgili değişiklikleri rahat rahat yapabiliyorum. Şimdi yeni bir kayıt girişinde de yani bu size ödev olsun. Buna da test diyelim. Seri nosum 123. Toplam sayım 5. Fiyatım işte 55 lira. Depoda test depo diyorum, atıyorum. Bir kayıt girişi olduğu zaman bunu yazmadık. Burada da gelmeyecek arkadaşlar. Siz bu makalenin kodlarını GitHub'a attım. GitHub'dan siz yeni bir kayıt girişini Elasticsearch'te yine yakalayıp bunun yeni bir kayıt olduğunu yakalayıp ki bunu yakalamanız çok kolay. Yani böyle bir database, Elasticsearch'te yani ID değeri işte ilkin hani yoksa doğal olarak save işleminden önce ID değeri null gelecek. Save'den sonra ID gelecektir. Oradan yakalayıp siz bunu da Elasticsearch'e mesela işte tipi de insert olarak hani yapılan işlem insert olarak belirleyebilirsiniz. Burada bakıyorum onu yapmış mı diye. Data change şeyini tipi yani type onu galiba yapmamışım. Hani şeyini yani state herhalde buradır olabilir. Bir işte 2-3 şeklinde belirlediğimiz state ile göre. Sizinki o. Mesela ne olacak? Burada 1'di bunlar. Çünkü update'ti. Görelim hemen arkadaşlar onu da. Change log'a geldiği zaman. Sizde mesela edit olacak. 3 yani. State'i 3 olan kayıt görmeyi bekliyorum.
sizden. Bunun haricinde şuradayız. Bunun haricinde silme işleminde kayıt kimin sildiğiyle ilgili belge tutabilirsiniz ki onu da işte yine parametre göndererek yapabilirsiniz. Bu da size ödev olsun. Kodları da makalenin sonundaki GitHub'tan alabilirsiniz. Yeni bir makalede görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.